bir ekim videosunda sizle beraberiz. Bugün kavun dikimine başlıyoruz. Fidelerimiz hazır. Kökleri gördüğünüz gibi bembeyaz bekliyor. Fırsat bulup bunu dikememiştim. Şimdi aşama aşama size bunları anlatmaya çalışacağım. Dikkat edeceğiniz husus en az 3-4 yaprak olsun fideler. Sonrasını zaten çalışmaları şimdi size gösteriyorum. Başlayalım. Evet, toprakla karıştırdığımız hayvan gübresi. Kavunlarımızı buraya ekeceğiz. Ayrıca MPK taban gübresi de vereceğim. Evet arkadaşlar, hayvan gübremizi toprakla karıştırdık. Şöyle göstereyim. Orada da var. Şurada görebileceğiniz gibi. Ayrıca şimdi kimyasal dediğimiz taban gübremizi yine toprakla karıştıracağız. Şöyle söyleyeyim, kavun dekara 50 kilo azot, 45 kilo fosfor ve 15 kilo potasyum ister. pH değeri olarak da 6-7-7,5 civarında bir pH uygundur. Bizim vereceğimiz miktarda işte böyle yarım kilo civarında, biraz fazla şey yaptım ama siz kendinize göre ayarlayın. Hayvan gübresini de dekara 3-4 ton vermeniz uygundur. Dikeceğimiz çeşit sarı kavun, pamukova kavunu da diyorlar. Şimdi birazdan bunları karıştıracağım ben. Önce ayarladığım miktarda taban gübresi. Bunun için de arkadaşlar, merak edenler için söyleyeyim, 3-15 dediğimiz dengeli bir gübre var. Azot, fosfor ve potasyum olarak 100 kilogramda 15'er kilogram azot, fosfor ve potasyum barındırmakta. Bunu gördüğünüz gübreleri ben karıştıracağım. Yani çok da şeyle de değil. Yani şeyle de karıştırabilirsiniz. Ben sonuçta diplere de işlemesi için aşağılara sokacağım. Çünkü bildiğiniz gibi fosfor mobil bir element değil. Sonra sıkıntı yaşarsınız bunları. İlla ki karıştırın. Ben şu an elim müsait olmadığı için sopayla karıştırıyorum. Normalde kürekle veya kazmayla karıştıracaktım. Size bilgi verme açısından söylüyorum. Karıştırın ve dikim işlemine geçelim. Fidelerimizi şöyle dikiyorum arkadaşlar. Şöyle. İlk önce solucan gübremiz vardı, daha önce söylemiştim size. Ondan altına gelecek şekilde fideyi buraya koyacağım. Ve solucan gübresi. Sonra bir de alıyorum şöyle fideme, solucan gübresinin olduğu yere kapatıyorum. Biliyorsunuz solucan gübresi çok yararlı bir gübre. Bunu deneyelim. Normalde şu an verdiğim suda da humik asit var. Can suyu olarak humik asit veriyorum. Zaten renginden görüyorsunuz, humik asit bitkilerin bu gübreleri alımını
artırıyor, köklenmeyi sağlıyor, kolaylaştırıyor. Diğer yerlere de şöyle diktim. Şöyle göstereyim elimle. Şuradaki yerler hep aynı şekilde ekim yaptım. Başta diğer videolarda da girişimini ve uygulamaları sizinle paylaşacağım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoları beğenirseniz sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, bereketli günler olsun inşallah.